de büyük şehirleri, illeri seçim sonrasında yaşanan o bir taraftan iddia edilen, bir taraftan kanıtlanan usulsüzlükleri, mazbataların alınmasını konuşuyoruz. Ama bir taraftan da bildiğiniz gibi memleketin her bir karış toprağında seçim heyecanı vardı. Muhtarlık yarışları da bunlardan biriydi. Şimdi çok özel bir görüntü gelecek ekranınıza. Kırşehir'in Aşağı Homurlu Köyü muhtar adayı Aydın Battal kazanamadı ve öyle ki yaşadığı köyde sadece 29 oy alabildi. Bir video çekti, bunu sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. İsyanını bakın nasıl güzel anlatmış. Şöyle söylüyor: ben bu seçime başladığımda sırtımda 3 tane kusur yazılıydı. Biri garibanlık, biri fakirlik, bir de niye olmadığını bilmediğim bir şekilde şiir yazıp okumak dedi. Selamun aleyküm abi, bildiğiniz üzere bir seçime girdim. Uzak diyardaki arkadaşlar, abiler merak ediyordur. La bizim Aydın ne ördüyse deyin. He. Şimdi 3 aday vardı, köyde 300 de oy vardı. Bana 29 oy çıktı, kaybettim. Şimdi ben bu seçime başladığımda sırtıma 3 tane kusur yazıldı. Biri garibanlık, biri fakirlik, biri de niye olduğunu bilmediğim bir şekilde şiir yazıp işte sosyal medyada paylaşıp bölüşmem oldu. Başkaları başka şey yazıyor, şifa oluyor. Aydın şiir yazınca köçeklik yaptı, aptallık yaptı, zoytarlık yaptı oluyor. Demek ki olmuyormuş işte. Ben muhtar adayı olmuşum. Adam geliyor, Aydın'ı sığır güden tutak deyin. Böyle bir şey olur mu ya? Yani bir insan bu kadar mı aşağılanır? Daha Aydın bu seçim zamanı, o pazar günü hangi astabı giyecek? He, takım astabı var mı yok mu deyin. He vallaha. Onu gayle çekiyorlar, lağlanıyorlar. Yapacak bir şey yok. Durum böyle oldu. Bir de gönüme, adi gönüme söz geçiremedim. Böyle bir maceranın içine girdim. Çoban dedi bu muhtarlık yapamaz. Devlet deyip daireye varamaz. Enayi dedi sağını solunu bulamaz. Baldızım bacanağım istemedi ilk önce beni. Sanki rakiplerim uzay bilinci, benim gibi aynı köylü bilinci. Ulan varsın onlar olsun en baş birinci. Baldızım bacanağım istemedi ilk önce beni. Acıyormuş bana fakirsin diye, her yere gidemen topalsın diye. Beni hakir görmek bu kibir niye? Baldızım bacanağım istemedi ilk önce beni. Keşke her kaybeden aday işte böyle şiirle kendini, isyanını ifade edebilseydi, ama bildiğiniz gibi ya da güzel sözlerle, hadi şiir yazılmasın da hadi güzel sözlerle, maalesef ki biz şu anda bambaşka bir süreci geçirdik. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından kavga, gürültü, kıyamet, durum bu maalesef ki.